Uygurların kullandığı konuşma dili, Göktürk döneminden farklı değildi. Yalnızca artık Uygur dili adını almıştı. Eski Türk çağında ilk sırada siyasi hakimiyet Köktürklere ait. Doğal olarak bu dönemin dili de Köktürklerin dili, yani Köktürkçe olarak adlandırılır. İkinci dönem olan Uygurca ise Köktürklerden sonra siyasi hakimiyeti alan Uygurların ötken Uygur Kağanlığı'nın diliyle birlikte Doğu Türkistan bölgesinde hakim olan Uygur Kağanlığı'nın dilidir. Eski Uygur dönemi özellikle genel Türklük alanı içinde gerek dil tarihi açısından gerek sosyal ve kültürel açıdan en parlak, en gelişmiş dönem olması bakımından dikkate değerlidir. Türklerin ilk önce Soğutça yazısını kullandıkları düşünülüyor. Türk runiği Soğutça yazısı temelinde ortaya çıkmıştır. Bu yüzden her millet kendi alfabesini icat edememiştir. Bu milletler dönemin mevcut olan farklı alfabelerini kullanmış olabilir. Dolayısıyla Türklerin yazıları daha eski dönemlere dayanmaktadır. Bu da diğer kültür gruplarıyla, özellikle de Soğutlarla bağlantılıydı. Ötken merkezli Uygur Devleti'nin önemli yazılı anıtları vardır. Bu anıtların başında elbette Şinevusu, Terhin ve Karabalgıs'ın yazıları gelmektedir. Şinevusu sözcüğü günümüz Türkçesinde yeni su anlamında bir sözcüktür. Uygur Devleti'nin kuruluşuyla ilgili bilgiler içeren bir yazıttır. Terhin yazıtı 753 yılına kadar olan olaylar anlatıyor. Bu yazıların her ikisi Orkun alfabesiyle yazılmıştır. Karabalgıs'ın metni ise 833 yılına kadar olan olayları aktarıyor. Soğutça ve Türkçe oluşturulmuş bir metindir. Uygur Türklerinin Moğolistan'daki hakimiyet dönemlerinden kalma taşa yazılı belgeler, yazıtlar günümüze kadar ulaşmıştır. Karabalgasun, Şineusu, Taryat, Terhin, Suci gibi yazıtlar Köktürk dönemi yazıtlarıyla aynı özellikleri, benzer dil yapısını taşırlar. Uygurlar, çeşitli dinlere ait dini kitapları Uygurca'ya tercüme ettiler. Soğutça, Çince, Tibetçe'den dini içerikli eserlerin çevirisiyle Uygurca'nın dil varlığı birçok yabancı kelimeyle genişledi. Sadece dini içerikli metinler değil, aynı zamanda din dışı bir eser külliyatı da vardır. Örneğin özel mektuplar, sivil belgeler, çeşitli faturalar, makbuzlar, pasaport yerine geçen belgeler, fal kitapları, sağlıkla ilgili belgeler gibi çok geniş bir konu yelpazesini içeren ciddi bir metin külliyatı günümüze kadar ulaşmıştır. Özellikle Uygur dönemin Uygur Bozkır Kağanlığı döneminden kalma, kağıda yazılı ilk Köktürkçe belge olan Ikbitik fal kitabı bu açıdan dikkate değerdir. Uygur sivil belge külliyatı yine bu din dışı eserler içinde önemli bir yere sahiptir. Eserler artık kağıda yazılıyordu. Başta runik alfabe kullanılırken, daha sonra Soğut yazısından geliştirilmiş Uygur alfabesiyle yazıldı. Bu alfabe, Türklerin Türk dilini yazmak için kullandıkları ikinci alfabe oldu. 13. ve 14. yüzyıllara ait Uygur sivil belgeleri, idare yönetmelikleri, sözleşmeler, vasiyetnameler, diplomatik mektuplar, sertifika ve lisans belgeleri, makbuz ve dilekçelerden oluşur. Uygur devrinin sosyal, hukuki ve ekonomik durumları ile ilgili bilgi verir. Uygurların tahta oyma baskı tekniğiyle kitap basmaları da yine onlara özgü bir yöndür. Bu açıdan birçok yazma eser yanında baskı teknikleriyle kullanılmış eserler de günümüze kadar gelmiştir. Belki genel Türk tarihi içinde, eski Türk tarihi içinde baskı tekniklerini, ilkel de olsa matbaa tekniklerini ilk kullanan Türk grubu olarak Uygurları sayabiliriz. Kitap baskı tarzları, pustaka, Çin tarzı pustaka kitap formatı veya katlama kitap gibi çeşitli baskı tekniklerini, kitap hazırlama şekillerini kullanmışlardır. Kağıda eserlerini siyah mürekkeple yazmışlardır. Zaman zaman kırmızı mürekkep de kullanmışlardır.